Ve DDK bir sabah uyandı ve aktif rasyosu uygulamasını kaldırma kararı verdi. Doğrudur yanlıştır tartışmıyorum arkadaşlar. Ama eğer ki amaç doları düşürmek, doları baskılamaksa bir işe yaramadığını çok net bir şekilde gördük. Belki ilk 5-10 dakikada 7.84 seviyesine kadar düştü dolar kuru. Ama hemen ardından öyle hızlı bir şekilde yükseldi ki 8.05 seviyesini bile gördü. Şu sıralarda da 7.95-8 aralığına sıkışmış durumda. Bir süre daha buralarda gider. Sonrasında da 8.20-8.40'ı görürüz. İlerleyen günlerde de, ilerleyen haftalarda da arkadaşlar Türkiye'de çok net bir ekonomik kriz ve finansal krizle birlikte devalüasyonist bir etkiyle yükselen dolar kurunu, euroyu ve sterlini göreceğiz. Kimse şaşırmasın. Bu videoda bunun detaylarını sizlerle paylaşacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün de her zaman olduğu gibi rakamları da konuşacağız. Diğer tüm meseleleri de sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Biliyorsunuz aynı zamanda dünyada korona ile ilgili sıkıntı her geçen büyümeye devam ediyor. Dünya ekonomileri de büyük bir sıkıntı içerisinde ama ne yazık ki Türkiye ekonomisi dünyadan da ayrışmış durumda sıkıntılar açısından bakıldığı zaman. Aktif rasyosu meselesinin temelinde aslına bakarsanız çıkartıldığı dönem için konuşuyorum. Bankaların batıkları yatıyordu arkadaşlar ve reel sektörün sıkıntıları yatıyordu. Reel sektör o kadar büyük bir sıkıntı içerisine girmişti ve artık kendisini çeviremez hale gelmişti ki devlet zoru bankalara kredi ver denildi arkadaşlar. Devlet zoruyla bankalara benimle Merkez Bankası'yla swap yapacaksın zorlaması yapıldı arkadaşlar. Belki ilk bakıldığında yanlış bir uygulamaydı. Ama sonuç itibarıyla kaynağı olmayan devletin bir şekilde kaynak yaratması gerekiyordu. Ve bankaları da bu şekilde zorlaması gerekiyordu. Ya hiç zorlamayacaktı, tamamen devlet kaynağıyla bunu yapacaktı. Ya da bankaları zorluyorsa sonuna kadar arkasında duracaktı. Bu kararla birlikte arkadaşlar reel sektörün fişi çekilmiştir. Bundan sonraki süreçte arka arkaya bir yığın batıkla karşı karşıya kalacağız. Bu büyük bir işsizlik demek, bu büyük bir ekonomik kriz demek ve bu büyük bir finansal kriz demek. Bu büyük bir sarmal arkadaşlar, bunu anlatmaya çalışıyorum. Reel sektörün büyük bir kısmı bankalarla çalışıyor ve kredilerle ayakta duruyor. Ve bu kredileri geriye ödeyemediği takdirde banka batıklarında hızla arttığını göreceğiz. Hızla artan banka batıkları da büyük bir finansal krizi işaret ediyor. Onu da özellikle buradan belirtmek istiyorum. Bu uygulamanın da devreden çıkarılmasıyla birlikte bankaların kredi vermesini falan beklemeyin. 1. Merkez Bankası ile swap anlaşması yapmasını beklemeyin. 2. Yapsa bile bakın, her aldığı her kuruş Türk lirasını tekrar gidip dövize yatırmaya devam edecek. Çünkü başka bir karlılık alanı kalmadı. Öyle ya da böyle kendisini hedgelemek zorunda. Bankaların yoğun döviz talebi de doları, euroyu, sterlini yukarıya taşımaya devam edecek arkadaşlar. Bankacılık sistemi riskteyken, reel sektör riskteyken biz diyoruz ki bu kararı almamızın temelinde normalleşme süreci var. Acaba ne normalleşti onu merak ediyorum. Almanya'da, Avrupa ülkelerinde, Fransa'da, İngiltere'de, bütün ülkelerde ciddi sıkıntılar yaşanıyor ve biz bu ülkelerle ticaret yapıyoruz. Bu ülkelerle ticaret yapmamız imkansız hale geliyor korona nedeniyle. Bizim ihracatımız dip yapmış durumda. Yapsak yapsak ithalat yapıyoruz. İthalat da yapamazsak bu büyük bir kıtlığı işaret ediyor arkadaşlar. Anlayacağınız işler iyiden iyiye sarpa sarıyor. Ve bu koşullar içerisinde kendi üretiminizi yapacak olan reel sektöründe ayağını sıktığınız an itibarıyla batarsan bat kardeşim, başına ne gelirse gelsin kardeşim, bankalar sana bundan sonra kredi vermeyecek kardeşim ya da mevcut kredilerini yapılandırmayacak kardeşim dediğiniz an itibarıyla bütün üretim mekanizmanızı devreden çıkartıyorsunuz anlamına geliyor. Bir tarafta reel sektörünüzü bitirdiniz. Bir başka tehlikeden bahsedeyim sizlere. Borsa neden yükseliyordu? Bunun temel nedenlerinden birisi tabii ki varlık fonuydu arkadaşlar. Aynı zamanda aktif rasyosu uygulaması diyor ki bankalara menkul kıymet satın alacaksın. Ya tahvil bono satın alacaksın ya da gideceksin hisse senedi satın alacaksın. Bankalarda o zaman ben gideyim borsada kendi hisselerimi en azından satın alayım. Onların yükselişinden bir kar elde edeyim. Nitekim pek çok banka kendi
hisselerini satın almaya başlamıştı. Bunun örneği de var. Finansbank örneği var. Hatırlatırım sizlere. Çok yüklü alım yaptığı için arka arkaya zirve yapmıştı. Arka arkaya tavan yapmıştı Finansbank hisseleri. Menkul kıymet alma zorunluluğu kaldırıldı. Demek ki bankalar bundan sonraki süreçte istemeden mecbur oldukları için hisse senedi almayacaklar. Hisse senedi çıkışları görmeye başlayabiliriz. Bakın bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Özellikle de bankacılık hisselerinde satışların hakim olduğunu görebiliriz. Endeksin tepe taklak olduğunu göreceğimiz bir sürece doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz. Üçüncü bir tehlikeden bahsedeyim sizlere. Merkez Bankası'nın rezervleri meselesi. Bu uygulama diyordu ki bankalara, Merkez Bankası ile swap anlaşması yapmak zorundasın kardeşim. Öyle ya da böyle Merkez Bankası'nın rezervlerinin artıda görünmesini sağlıyordu. Bankalar hayır kardeşim seninle swap anlaşması yapmayacağım derlerse ne olacak arkadaşlar? Merkez Bankası rezervleri dibini görebilir önümüzdeki günlerde. Bu da dolar üzerindeki baskıyı arttıracaktır yukarı yönlü ve doların yükseliş eğilimini devam ettirecektir arkadaşlar. Gelelim devalüasyonist etkiye, ekonomik krize ve finansal krize. Reel sektörün batması demek bankacılık sisteminin batması anlamına geliyor. Reel sektörün ve bankacılık sisteminin aynı anda batması büyük bir krizi işaret eder. 2001 krizinden daha büyük bir krizden bahsediyorum. 5 Nisan kararlarından çok daha büyük bir krizden bahsediyorum. Böyle bir kriz ortamının oluşması doların devalüasyonist bir etkili yükselmesi anlamına gelecek. Bakın 14-15 liralar bile küçük kalabilir. Çünkü krizin boyutu büyüdükçe devalüasyonist etkinin boyutu da büyüyecek. Bankacılık sisteminiz, reel sektörünüz battı, devalüasyonist bir etkiyle karşı karşıya kaldınız. Faizler de bu seviyelerde kalmayacak. Zaten yüksek faiz ortamına girdiniz. Bunun üzerine çarpı 2 yapın. Bunun üzerine çarpı 3 yapın. Yani 40-45 aralığında bir faiz ortamına mahkum edilebiliriz. Bu rant ekonomisinin çok daha net bir şekilde devreye girmesini beraberinde getirir ve bugün kontrol edeceğiz dedikleri enflasyonu da patlamasını beraberinde getirir. Faiz nedeniyle değil, sistem nedeniyle, sistemsizlik nedeniyle daha doğrusu. Hem dövizin yükselmesi nedeniyle, hem kıtlık ortamının doğması nedeniyle, hem ekonomideki çalkantı nedeniyle fiyatların aşırı derecede yükselmesini görebiliriz. Bütçenin boşalması, bütçenin büyük açıklar vermesi yeni vergi artırımları olarak karşımıza çıkacak. Verginin de maliyetler ve fiyatlar üzerinde çok ciddi etkileri olacak. Bu atılan yanlış adımlar bizi korkunç bir sürece doğru ne yazık ki hızlı adımlarla ilerletiyor ve Türkiye ekonomisi işin içinden çıkılamaz bir hale getiriliyor. Gelelim şimdi rakamlara. Bu karar sonrasında arkadaşlar borsada bankacılık hisseleri %3'ün üzerinde değer kazandı. Hızlı bir yükseliş gördük endekse. 134 binli seviyeler zorlandı. Sonra sanıyorum ki aydılar. Yani bu iş bizi de vuracak kardeşim. Yarın öbür gün büyük batıklarla karşı karşıya kalabiliriz. Sıkıntı büyüyebilir dediler. Bir yandan da kendi hisselerinden ufak ufak çıkmaya başladılar. Çünkü menkul kıymet alma zorunluluğu kalmadı. Dolayısıyla portföylerinde tutma gerekliliği de kalmadı ve bankacılık hisselerinden çıkmaya başladılar ve çıkmaya da devam edecekler. Görünen o. Endekste 131 bin seviyesine kadar düştü. Dünkü seviyesinin sadece %0.15 üzerinde. Dolar 7.97.48 seviyelerinde şu an itibarıyla. Çok uzun bir vadede değil arkadaşlar. Tekrar 8.40 seviyelerinin zorlanmaya başladığını göreceğiz. Evet, tekrar 8.40 seviyesine geri döneceğiz. Bakın, faiz kararı geçtiğimiz hafta Perşembe günüydü. Perşembe günü 7.50'yi gördü dolar. Aynı gün içerisinde 7.60'ı gördü. Cuma günü 7.70'i zorlamaya başladı. Pazartesi günü itibarıyla zaten 7.90 üzerine çıkmıştı. Ve bugün itibarıyla BDDK'nın kararına rağmen 8.05'i gördü. Yani bu dolar durmayacak. Bu dolar yükselmeye devam edecek. Daha çok faiz isteyecekler. Israrla uyardık. Yapmayın etmeyin. Bir faiz arttırımı yapmak için çok erken. Evet, Türkiye'de devalüasyonist bir etki olursa o zaman faiz silahınızı kullanın ve çok yüksek oranlarda faiz arttırımı yapıp dengeleyin. Ama onun öncesinde piyasa istiyor diye faiz arttırımı yaparsanız ya da radikal kararlar alırsanız bunun bedelini çok ağır ödersiniz dedik, dinlemediler. Bundan sonraki süreçte tekrar 8.40-8.50'yi görürüz. 8.40-8.50 seviyesinde yeniden faiz arttıracağız dedikoduları çıkarsa bir miktar geriye gelir. Tabii ki Türkiye'nin koşulları gereği, o günkü koşulları gereği, özellikle cari açık ve dış borç meselesi gereği dolarda faiz
faiz arttırımlarına rağmen yükseliş eğilimi devam edecek. Kim ne derse desin. Bakın çok net söylüyorum. Bu seneyi biz 900 lira ile 10 lira arasında kapatırsak kimse şaşırmasın. 8 liranın altında kapatmamızı kimse beklemesin. Çünkü Türkiye'nin ekonomik kırılganlıkları her geçen gün biraz daha artıyor. Arka arkaya rakamlarımız bozuluyor. Arka arkaya hatalı kararlar veriliyor. Bugünkü BDDK'nın kararı da dahil olmak üzere. Hayır, aktif rasyosu uygulamasını savunuyor falan değilim. Ama şunu savunuyorum arkadaşlar. Reel sektöre o zaman başka bir çare bulalım. Yani bankalar kredi vermeyecekse devlet elini taşın altına soksun ve desin ki Amerika'nın, Avrupa'nın yaptığı gibi. Bankalar kredi vermekten kaçınıyor. O zaman bütçe açıklarına rağmen yapacak bir şey yok. Ben reel sektörüme kaynak aktarmaya devam edeceğim. Ama öyle 3-5 ballı gaymaklı müteahhite değil. Gerçekten ihtiyacı olan reel sektörden bahsediyorum. Ve krediden de bahsetmiyorum. Çünkü diğer ülkeler kredi falan vermiyorlar. Bu dönemde herkes reel sektörünü ayakta tutabilmek için kaynak yaratıyor bakın. Öbür taraftan sadece reel sektör de değil, vatandaşınıza da kaynak yaratın o zaman. Aynı Amerika'nın, Avrupa ülkelerinin yaptığı gibi, beğenmediğimiz Arjantin'in yaptığı gibi yüksek gelir elde eden, yüksek kazancı olan, milyon dolarlarla, milyon liralarla, trilyonlarla oynayanlardan daha çok, daha yüksek vergi alın, kendisini geçindirme imkanı olmayan insanlara dağıtın kardeşim. Devletin kaynağı yoksa. Bunu yapabiliyorsanız, ne ala yapmıyorsanız, o zaman aktif rasyosunu bu dönemde kaldırmak büyük bir sıkıntı yaratacak ve reel sektörü batırma noktasına gelecek. Özellikle altını çizmek istiyorum. 7.97 seviyesinde dolar gördüğünüz gibi düşmedi. Düşmek bir yana %1.13 oranında yükselmeye devam etti. Euro 9.45.54 seviyesinde %1.28'lik orada da yükseliş var. Sterlin tekrar 11 liralara dayandı arkadaşlar ve yükseliş eğilimi de devam edecek. Faiz 14.27 seviyesine tırmandı. Bakın çok ciddi yükselişler. Yakında %16'ları görürsek kimse şaşırmasın. Ve gelelim altın meselesine. Herkesin merak ettiği konu bu. Biliyorum arkadaşlar. Altında neler oluyor diyorsunuz. Altın neden 1800'ün altını zorluyor diyorsunuz. Nereye kadar gidebilir diyorsunuz. Teknik olarak şu anda birileri altını aşağıya doğru zorluyorlar. Trend değişikliği olduğu imajı yaratılıyor altının olsunda. Her şey güllük gülistanlıkmış havası yaratılıyor. Teşvikler olmayacakmış havası yaratılıyor. Aşı bütün dertlere çare olacakmış havası yaratılıyor arkadaşlar. Dünyada hiçbir ekonomik sıkıntı yokmuş gibi davranıyor şu anda altındaki oyuncular. Tablo o değil arkadaşlar. Bakın çok net söylüyorum. Önümüzdeki günlerde korona vakalarının daha da artması, sıkıntının daha da büyümesi, dünya ekonomilerinin çok daha ciddi sıkıntılara girmesiyle birlikte altındaki yükseliş eğiliminin artacağını göreceğiz bir. Biden tamamen göreve geldikten sonra açıklayacağı teşviklerle birlikte altın fiyatlarının kontrolsüzce yükseldiğini, rekor üzerine rekor kırmaya devam ettiğini göreceğiz. 2. Türkiye'de dolar yükseliyor ve yükselmeye devam edecek diyorum. Türkiye ekonomisindeki kırılganlıklar doları devalüasyonist bir etkiyle yukarıya atar diyorum. Gram altın zaten şu anda onsun düşüşüne rağmen çok sert bir düşüş falan yaşamadı. Şu anda hala mevcut konumunu koruyor arkadaşlar ve korumaya devam edecek. Önümüzdeki günlerde, bakın aylarda, yıllarda falan demiyorum. Önümüzdeki günlerde Biden'ın koltuğa oturmasıyla birlikte, istese de istemese de çok yüksek teşvikleri açıklamasıyla birlikte altın fiyatlarının koparcasına yükseldiğini göreceğiz arkadaşlar. 2100, 2300, 2500 hedeflerine çok hızlı bir şekilde ilerlediğini göreceğiz. Evet, bugün teknik olarak geri çekiliyor olabilir. Yurt dışındaki balinalar ucuzdan altının onsunu toplamak için en uygun fiyatları belirlemeye çalışıyor olabilir. Ama bunun geçici olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Altında bir trend değişikliği ortamı daha doğmadı. Bunu çok net söylüyorum. Dünyadaki sorunlar bitmedi. Dünyadaki ekonomik problemler bitmedi. Aksine arttı. Stres ortamı da arttı. Teşviklerin nedeni ortamı da arttı. Öyle ya da böyle hem Avrupa'dan hem Amerika'dan arka arkaya çok yüksek miktarlı teşvikler açıklanacak. Merkez bankaları
fiyatları, varlık alımlarını öyle ya da böyle arttıracaklar. Dünyadaki dolar kıtlığı artacak ve dünyadaki stres ortamı altına olan talebi de arttıracak. İşsizlik korkusu, fonların daha çok kar beklentisi, altının onsuna olan talebi her geçen gün biraz daha hızlandıracak. Onun için ısrarlı bir şekilde hayır, altında bir trend değişikliği yok diyorum. Bakın, altında da benzer hareketleri 3-4 ay önce yaşadık. Yine ciddi geri çekilmeler oldu ve sonrasında öyle bir atak yaşadık ki altının onsunda kimse gözlerine inanamadı. Altın tekrar 1300-1400 olacak diyenler 2100'ü zorlayan altın ons değerini gördükleri zaman şok oldular. Aynı tablo yakın zaman içerisinde karşımızda olacak arkadaşlar. Hem altının onsundaki rekor denemeleri, hem dolardaki kırılganlık, doların hızlı bir şekilde Türkiye'de yükseliyor olması, gram altının 600-700 seviyelere doğru hızla ilerlemesini beraberinde getirecek. Hele ki ons 2300-2500 aralığına gittiğinde ve Türkiye'de doların devalüasyonist etkili yükseldiğini gördüğümüzde biz gram altının 1000 liraların üzerinde olduğunu göreceğiz. 280 liradan 500 liraya gelen gram altın fiyatını sizlere hatırlatıyorum. Bu gidin koşun altın alın demek falan değil. Ama şu anda altını olan dostlarımız sakin olsunlar. Bunun için söylüyorum. Siz paranızı korumaya çalışıyorsunuz. Ve emin olun, oradan oraya hoplamadığınız, beklemeye tahammül ettiğiniz takdirde paranızı korumaya devam edeceksiniz arkadaşlar. Altındaki bu kısa vadeli geri çekilmeleri, dolardaki bu kısa vadeli geri çekilmeleri çok da fazla kale almayın. Kendinize stres yapmayın arkadaşlar. Olaya uzun vadeli bakın. Paranızı koruma telaşında olun. Başka bir telaşta olmayın. Bakın göreceksiniz, yarın öbür gün arkanıza yaslanıp kahvenizi keyifle yudumlamaya devam edeceksiniz. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın, sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.